Bugünün gelini ve damadı geliyor. Alkışlar Servet Bey'e ve Havva Hanım'a. Ve çiftimizin nikahını kıymak üzere Esenler Belediyesi evlendirme memuru Musa Erdoğan geliyor alkışlarla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Duyduk ki Esra Erol'da 38 yıllık bir alev aşk varmış. Ne tesadüf ki bu da İzlediniz sizin... İzlediniz mi o anı, ilk konuyu? Tabii izledim. Ne tesadüf ki bu aşk da sizin yaşınızda. Düğümü de siz çözdünüz. Tebrik ederiz. Musa Bey yapıyor böyle şeyler. Ay şimdi bu konunun şöyle tehlikeli bir tarafı var sevgili seyirciler. Şimdi ay ne kadar güzel de diyemezsin. Şimdi mesela ben o hanım der ki hayırdır Musa ne oldu? Oldu mu hanımefendiden tepki? Senin de mi aklına geldi geçmiş diye? Aslında gelirken ben pırasada düşündüm ama manavlarda kara borsa olmuş. Peki nikahımızı yine sağ olsun Musa Bey kıyacak. Hiçbir şekilde birbirimizden vazgeçmiyoruz. Ve çiftimizin şahitliğini yapmak üzere Umut Can Mert ve ekip arkadaşlarımızdan Ebru Liceli geliyor. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Evet. Sizler de bundan sonraki hayatı ve geleceği birlikte paylaşmak üzere geç de olsa Esra Erol'da'ya başvurdunuz. Bizler de almış olduğunuz bu güzel kararı milyonların şahitliğinde ve resmi şahitler huzurunda mutlu sona ulaştıracağız. İnşallah. İsmen tanıyoruz ama usulen tekrar sormak istiyorum Gelin Hanım. Adınız soyadınız? Havva Manas. Damat Bey adınız soyadınız? Servet Uzgur. Nikah şahitlerimiz Umut Can Mert beyefendi ve Ebru İzceli hanımefendi. Birbirinizle evlenmek istediğinizi önce ATV'de Esra Erol'da'ya sonra da Esenler Belediye'miz evlendirme dairesine yazılı ve sözlü olarak beyan ettiniz. Bu beyanlarınız tarafımızca incelenmiş olup evlenmenizde herhangi bir engel görülmemiştir. Şimdi bir kez de izleyenler ve şahitlerimiz huzurunda bunu sözlü olarak beyan etmenizi istiyoruz. Sayın Havva Manas, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle Servet Uzgur Beyefendi'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Nasıl oldu? Esra Hanım bu 38 yıllık ses tonu böyle olmaması gerekiyor. Valla ben bir şey duymadım Musa Bey. Ben hiçbir şey anlamadım. Neyse Gelin Hanım için bugün... Biraz şey oldu ama Damat Bey'den o heyecanı bekliyoruz. Sizden mutlu bir beraberliğe evet demek üzere Havva Manas hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın şahitlerimiz sizler de duydunuz bu güzel cevapları. Bu nikaha şahit misiniz efendim? Şahidiz. Şahidiz efendim. Ben de Medeni Kanun'un ve Esenler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu'nun verdiği yetkiyle sizleri eş olarak ilan ediyor, nikah akdimizi imzalıyoruz. Teşekkür ederim.
Evet, nikah aktimiz yazılı olarak gerçekleşti. Evet. Şimdi buyurun ayağa kalkın. Atılan imzalar ve evet cevaplarıyla yeni bir yuva daha kurulmuş oldu. Bundan sonraki yaşamınızda da hep iyilik, güzellik, doğruluk, adalet ve asalet olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Esra Hanım, insanın hayalleri kaçak inşaata benzer. Onun yıkılacağını bilse de onun içinde yaşarız. Bu kaçak inşaatı bugünkü nikahla siz bir mimar olarak yasal duruma getirdiniz. Aile cüzdanını da siz verin diyoruz. İnşallah temeli de sağlam atmışızdır. İnşallah. Şimdi temel önemli biliyorsun. Önemli. Temel olmadan ne yaparsanız yapın o binayı ayakta tutmak zor. Evet. Sizler benim büyüklerimsiniz. Eyvallah. Benim sizlerden öğrenecek çok şeyim var. Estağfurullah. O içinizde yaşadığınız duyguları, o aşkı hep devam ettirmenizi dilerim. İnşallah. Hayatın zorluklarında da birbirinizden hiçbir şekilde vazgeçmeyin. Teşekkür ederim. Birbirinize verdiğiniz o sözleri hep tutun. Kolay da birbirinizden vazgeçmeyin. Çünkü siz çok şanslısınız. Çok zor kavuştunuz. Evet. Kolay da vazgeçmek olmaz. Evet. Ben her zaman kadından yanayım. Bu anlamda Havva Hanım'a güveniyorum. Yok, size de güveniyorum. Haksızlık yapmam. Çünkü bu ilişkiyi bugünkü hale getiren sizin sadakatiniz ve duygularınız. Teşekkür ederim. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Allah razı olsun. Nikah cüzdanını, aile cüzdanını da size veriyorum. Buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Daha buyurun, bir konuşma yapacak Servet Bey. Buyurun. Düşeriz. Düşmezsin. Nasıl yaptınız? Ben elini şuraya mı göz güzel. Adını dağlara yazdım yârim, buğulu camlara kazdım. Kışın masal dinlemek zor yârim, hem ağladım hem anlattım. Adını dağlara yazdım yârim, buğulu camlara kazdım. Kışın masal dinlemek zor yârim, hem ağladım hem anlattım. Adını dağlara yazdım yârim. Yıllarca o masadan hiç kalkmayacaksınız. Ne söylemek istersiniz Servet Bey? ATV'nin tüm çalışanlarına, özellikle size Ali Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle yaşayın. Ömrünüz oldukça uzun olsun. Allah gönlünüze göre versin. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Çok sağ olun. Aşkınıza kavuştunuz. Evet. Bir tane. Bu arada damatlık için Şinasi Günaydın'a, alyans için Sadık Eren'e, kıyafet için Oya Turtan'a çok da teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Sağ olun, var olun. Havva Hanım, siz ne söyleyeceksiniz? Vallahi her şeyi... Teşekkürü bırakın. Ne hissediyorsunuz şu anda? Ben bugün çok heyecanlıydım. İlk geldiğim gün çok stresliydim, üzüntülüydüm. Bugün acayip bir heyecanlıydım. Halen öyleyim. Ne diyeyim? Her şey için çok teşekkür ederim. Peki şu an sizin için hayal gibi miydi?
Ben rüyamda görsem inanmazdım yani. Böyle bir şeyler böyle olacağını, bu duruma geleceğini. Benim sayemde diyor. Sizin sayenizde. Vallahi ben... Neyse. Bir aile cüzdanına da dikkatli dikkatli bakıyor. O sizin için artık çok kıymetli değil mi? Evet. Evet. Sonsuza kadar artık. Yıllar önce. Sonsuza kadar artık. Ölene kadar inşallah. Allah'ın izniyle. Allah nasip ederse. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Sevdiklerinizle vakit geçirin. Sevdiklerinizin kıymetini bilin. Dilinizden acı sözler çıkmasın. Güzel sözler söylesin. Ben söyleyecekken bile bir tutun kendinizi ki yaşadığımız şeylerin anlamı ve kıymeti olsun. Pazartesi tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.